Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle Yunan yayınları 5. sınıf uzun serisiyle dersimize devam ediyoruz. 5. ünite sınırları zorlayan test 1'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıdaki şekilde gösterilen 3 geçidin yüksekliği 4 tam binde 415 metredir. Buna göre aşağıda yükseklikleri verilen kamyonlardan hangisi bu üst geçidin altından geçemez diye bize sormuş. Şimdi A ile karşılaştıralım. 4 tam. 1000'de 415'ten küçük olması gerekiyor. 4 tam 1000'de 408. Bakın en soldan başlıyoruz. 4, 4, 4, 4, 4 1, 0. Evet burası küçük olduğu için geçebilir. Aynı şekilde B'ye bakıyorum. 4, 4, 4, 4. Burada 1 var, burada 2 var. Bu arkadaşlar büyük olduğu için geçemez. C'ye geldim. Burası 300, pardon bu zaten milimetreymiş. Bunu bir ilk önce metreye çevirelim. 4 tam, binde 421 oldu. Yine geçemedi arkadaşlar. C'ye geldim bu santimetre. Bunu ben metreye çeviriyorum. 3 tam binde 413 olur. Ve bakın buradan geçebilir. Desimetreyi metreye çeviriyorum. 3 tam binde 853 olur. Ve bakın arkadaşlar buradan da geçebilir. Geçemeyen kamyonumuz B şıkkındaki kamyon oldum. Dedik devam edelim. KL ve M dörtgenleri sırasıyla kare, yamuk ve dikdörtgen olmak üzere şekillerin kenar uzunluklarından bazıları aşağıdaki modelde verilmiştir. Şimdi şöyle büyütelim. Bu üç parselden oluşan bahçenin çevresine dört kardeş metresi 20 TL olan tel örgü ile bir sıra tel çekecektir. Kardeşler masrafı eşit paylaşacaklarına göre kişi başına ne kadar düşer? Şimdi arkadaşlar burası K kareymiş. Yani burası 40 ise burası da 40. Burası 40 ise burası 40'tır. 40 ile 45 topladım. Burası 85. 35 ise burası da 35 oldu. Şimdi çevre uzunluğunu bulalım. Burası 85 artı 40 ile 35'i topladım. 75 artı 40 ile 90'ı topladım. 130 artı 70 ile 35'i topladım. 105. Burayı topladığımızda arkadaşlar arkadaşlar biz 395 metre olarak buluyoruz. Metresi 20 TL'ymiş. 395 ile 20 çarpıyorum. 7900 TL yapar. Dolayısıyla 7900'ü 4'e bölelim. 7 içerisinde 4'ten bir tane var. 1 kere 4. 4 yaptı. Çıkardım. 3 kaldı. 39. 39'un içerisinde 4'ten arkadaşlar 9 tane var. 9 kere 4. 36 yapar. Çıkardım. 3 kaldım. Şimdi 0 indirdim. 30'un içerisinde 4'ten arkadaşlar 7 tane var. 7 kere 4. 28 yaptım çıkardım. 2 kaldı. 0 indirdim. 20'nin içerisinde 4'ten 5 tane var. 5 kere 4 20 yapar. Çıkardım. 0 kaldı. Yani arkadaşlar her kardeş kişi başı 1975 TL ödeyeceklerdir dedim. D şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde uzunlukları uzunluklara birbirine eşit 4 parkurdan oluşan koşu pisti verilmiştir. Enis dakikada 70 pardon 24 metre sabit hızla koşuyor. Birinci, ikinci ve üçüncü parkurun sonunda onar dakika mola vererek koşu pistini tamamlıyor. Koşuya 12.30'da başlayan Enis koşu pistini tamamladığında saat kaçtır demiş. Arkadaşlar Uzunlukları birbirine eşitmiş bu dört parkurun. Şimdi burası 600 metre ise 600'den kaç tane var arkadaşlar? Bakın 4 tane var. 600'ü 4 ile çarpıyorum. 2400 metre yaptım. Dakikada 24 metre koşuyor. 2400'ü 24'e bölüyorum. 100 dakika olur. Birinci, ikinci ve üçüncü parkurun sonunda 10'ar dakika ara veriyormuş arkadaşlar. Yani toplamda 10 tane pardon toplamda 3 tane 10'ar dakika ara veriyor. Burası 30 dakika yapar. yüzde30 ekliyorum. 130 Yüz dakika yaptım. Bunu arkadaşlar biz geliyoruz 60'a bölüyoruz. Böldüğümüz zaman burası 2 saat 10 dakika olarak geldim. 12.30'a 2 saat 10 dakikayı ekliyorum. Ve burası 14.40 olarak gelir. C şıkkımı işaretlerim. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. Büyütelim. Dilan çokgen şeklindeki renkli kartları aynı renkte iki çokgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Aşağıda oluşturduğu bu dikdörtgenin son kart koyulmadan önceki görüntüsü verilmiştir. Buna göre Dilan'ın koyduğu son kartın çevresinin uzunluğu ve rengi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şimdi dikdörtgeni tamamlayacağız. Burayım. şöyle alalım. Bakın Dilan'ın son koyacağı kart buraya gelecek. Şimdi burası 13 santimetreymiş. Burası 20 ise burası 5 santimetredir. Burası 30, burası 18 ise burası 12 santimetredir. Yani arkadaşlar şöyle bir kart koyacak. Burası 5, burası 12, burası 13. Şimdi renklerimize baktığımızda. Bakın uygun olan arkadaşlar, ee, şöyle yapalım. Uydu, uygun olanın arkadaşlar sarı renk olduğunu görüyorum. Bakın sarı rengi koyabilir. Çevre uzunluğu ise 5 artı, pardon sarı değil kahve rengi gösterip, sarı dedik yanlışlıkla. Kahve renginden koyacak. 5, 12, 13. Baktığımız zaman arkadaşlar çevre uzunluğu da buradan bize 30 cm olarak geldi. D şıkkımızı işaretledik. Peki arkadaşlar neden kahverengi dedik? Çünkü dedik ki bize çokgen şeklindeki renkli kartları aynı renkte iki çokgen kenarları yan yana gelmeyecek şekilde. Bizim buraya baktığımızda sarı, mavi, pembe, yeşil imkanlarımız var. Sarılardan var arkadaşlar. Sarı, pembe ve yeşil gelemez. Maviden de iki tane olduğu için buraya kahverengi gelebilir dedim. D şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.